Ana hazır Ramazan. Azgina kaldı Ramazan tüge yaptı. Ha ama birbirini mehman kılıçtı başlaydı. İftarlıklar verirdi bana kışlaklarda. Başka ha ama mahalledekiler birbirini iftar kılıyor. Acayip cüdeyim zor. Surxondaryo'da şülla degen avukat var. Şülla kılışadı arkasından ki gün. Aş kılışadı şüllanın içinde kaylaları buladı. Uşa kaylalar başka pay salınmıydı. Yani kayla bu göçten buladı. Tiftel deyip koyardı mı? O her daim bu muydu? Lekin kışlaktakiler aynen Ramazan'a göçtü tapıp onu şüllege salıp mesela sağınadı da adam. Şuna kadar salardı. Hullas, etmakçı bugün hikayem şu. Bir aile varken, er hatun varken, yalgız yaşarken bir günü bir aytibdi biz ham bir iftorlik beraylik. Kimni chaqiramiz desa shu imomni chaqiraylik. Mahallamizning imomini chaqiraylik. Yaxshi odam deyishadi. Kelsa bizga ozgina pand nasihat qilsa, boshqa qilsa, biz ham bir ko'nglini olgan bo'lamiz. Duosiga sazovor bo'lgan bo'lamiz. Boshqa deb er-xotin maslahat qilib, mahallani imom domlasini iftorga chaqirishibdi. İmam domla ham kelibdi iftorga. O'sha kuni endi er bozorlik qilgan-ku. Bazar kıyken kollarda narsalar bilen şu bazarlıktan az gene pul artıp kıyken puldu. O şehirde bir cavan üstüge koyup koyuptu da. İftar tüge yaptı, damla kepti, sohbat kılışıptı, yaşlayıp tanışıptı, dualarını yaptı, damla ketipti. Keyin er karası boya ki cavan üstüde pul yok. Ayoldan sonra yaptı, puldu sen aldın mı? Ayol aydı, yok puldu, ben amadım. Kim aldı puldu? Bilmiyorum, kimdir geldi mi üyüge? Yok, hiç kim kemedi. Hullas kalam, Damla'dan başka hiç kim kemedi üyüge. Bayağı pul yok, alıp kaptı. Şimdi ikilisi Damla'dan hafı boptu. Başka kimdir keygen deyem, onu ayıbla varışardı da. Başka kimdir keygen deyem, onu ayıbla varışardı. Ayıbını onge tonka çağırdı. Okurlikte başkanı ayıbleş mümkün bulardı. Lekin bir yette, İmam Damla'dan başka hiç kim kemedi üçün. Ayıbla edigen adamda ozu yok. Qattiq ranjibdi boyagi iftorga chaqirgan odam. Sekin-sekin shu namozlarga, masjidga namozlarga chiqib boshqa qilib tursa shu endi imomni orqasida tursa endi imomni o'g'irlikda ayblagani ichida. Ixlos qaytaribdi. İmam yuradigan yo'llardan qochadigan bo'pti. Qarshi yuzma-yuz kelishdan o'zini tortadigan bo'pti. Oldin qancha ixlos qilgan bo'lsa endi shuncha ichidan bir nafratlanadigan bir nima bo'lib juda oilaviy ranjishibdi-da endi. Oradan bir yil o'tibdi yana Ramazon kelibdi. Yana hamma imom domlarni chaqiryapti uyiga iftorlikka, navbatga turib. Bular aytibdi endi biz ham shuni qilmasak bo'lmaydi, endi chaqiramiz, endi chaqiraylik bir orani ochib olaylik, bunday xafa bo'lib yurish yarashmaydi. Endi yuziga aytaylik bu odamlarni ko'ziga bunday ko'rinyapti ama haqiqati qanaqaligini biz bilishimizni bildirib qo'yaylik. Sal yuzi qizarsin, uyalsin deb imomni nimaga chaqiribdi? Yana iftorga chaqirishdi. İmam domla yana kelibdi. Yuzlari kulgan, o'tiribdi, iftor qilishibdi. Keyin boyagi odam aytibdi. Domla endi xafa bo'lmaysiz, sezgan bo'lsangiz kerak. Ozgina sizga nisbatan qalbimda bir sovush bor. O'zimda olib turibman, boshqa qilib turibman. Desa domla ishlaringiz ko'payib qolgan bo'lsa kerak, tashvishlaringiz ko'pdir, boshqadir. Yo'q domla. Siz o'g'risiz. O'tgan yili mana shu uyda mana shu shunaqa masjidga pul qo'yib qo'ygandik. Shu pul yo'qolib qoldi. Ha uyga sizdan boshqa hech kim kelmagandi. Men ayolimni ancha qistovga oldim. Ayol bu xonaga kirmagandi ham hatto. Men sizning o'g'irligingizni bilaman. O'zingizni bunday odamlarga bunday ko'rsatib yurmang. Sizni qanaqaligingizni, qo'lingiz egriligini aytganingizdek halol pok odam emasligingizni, ko'rsatayotganingizdek odam emasligingizni men bilaman deganda boyagi imom shu xo'ngrab yig'lab olgan ekan. Bu odam ham uzr endi boyagi qalbiga qattiq tegib qo'ydim endi haqiqatlarni achchiq-achchiq aytib yubordim. Shunga chidolmadi. Maqsa imom o'zi kelibdi-da, yo men menga tuhmat bo'lgani uchun yig'lamayapman. Meni o'g'irlikda ayblayotgani uchun yig'lamayapman. Voqea bunaqa bo'lgandi. Haqiqatda men uyga keldim. Shu tokchani ustida pul turuvdi. Deraza ochiq edi. Shamol bo'lib turuvdi, pullar sochildi. Men uni yig'dim, qarasam Qur'on kitob turgan ekan. Abdulla Qur'on o'qiy degan ekan deb ichiga solib qo'ydim. Baribir Qur'onni ochishganda ko'rishadi dedim. Men bu bir yildan beri ochilmagan Qur'onga yig'layapman.
Açın Kur'an'ınızı degen, açsa pul turgan ekan. Juda mulzam bo'lgan ekan. Bir yil domlani o'g'ri deb yurdi. Bir yil Qur'onni bir marta ochmadi. Hammamiz ham shundaymiz aslida. Oramizda qo'l bilan sanoqli odamlargina uyimizda o'sha turgan Alloh azza va jallani bizga insoniyatga yuborgan maktubini bir yilda bir marta ochib qo'yadiganlar bor. Hech ochmaydiganlar ham bor. Unutib qo'ygan uyida o'shanda bir kitob, bir maktub borligini unutib yashaydiganlar ham bor. Hammamiz, ko'pchiligimiz shundaymiz. Qur'onni ustidan bosgani changi qancha bo'lsa, qalbiga ham shuncha bo'ladi degan bir nimalar shundandir. O'zi Qur'on Allohdan bizga kelayotgan Qur'on juda uzoq bir nimadan emas. O'zi silsilada bir 28-29 silsila bor. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga aytdi. Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga aytdi. Payg'ambarimiz yonidagi sahobalarga aytdi. Sahobalarni mana shu avlod 28 tami shunaqa. Eshitib kelayotganlar 28 tami shunday. Ya'ni juda uzoq bir yuzlab bir nima avlod yo'q ortada. Juda ham yaqin ya'ni. Masalan, biz rosa hurmat qiladigan bir odam bizga bir maktub yollasa, o maktubni uyimizda eng yaxshi joyga qo'yib qo'yamiz. O maktub bizga kelganini uyimizga kelgan mehmonlarga aytamiz, hammasiga o'qib beramiz, bu bilan bir faxr tuyamiz, boshqa qilamiz. Uyimizda Alloh azza va jalladan kelgan maktub bor bizga, aynan o'zi bizga kelgan maktub bor insonlarga. Lekin bu qadar nimaligimizdan bilmayman, buni oti ham yo'qda. Uzoq yashayotganimiz uchun Alloh azza va jalladan, u esimizga ham kelmaydi. Qur'onni quchoqlab yashaydiganlardan. Qur'onni qalbida, bag'rida toshib saqlab yuradiganlardan qilsin hammamiz. Rahmat. Ashnaqa deb qo'ymaysiz deyishadi, ashnaqa. Baliqlar juda aqlli jonzot hisoblanadi. Olimlarning ta'kidlashicha, baliq iste'moli biz odamlar uchun ham miyaga ham badanga foydali ekan. Baliq moyining kunlik iste'moli esa ayniqsa yurak, qon bosimi kasalliklarini bartaraf etishda, suyak faoliyatida, ko'rish qobiliyatini, modda almashinuvini yaxshilashda va boshqa bir qator muammolarda tabiiy va samarali yechim hisoblanadi. Turkiyaning tibbiyot ibomet shirkatidagi do'stlarimiz shu muammoga bir ko'rinishda yechim taqdim qilishmoqda. Omega 3 baliq moyi kapsulalarini har kuni ovqat bilan birga iste'mol qilish mumkin. Ushbu kapsulalar yuqoridagi kasalliklarni bartaraf qilish bilan birga turli xil charchoqlar, soch to'kilishi, tez-tez shamollashlarni ham oldini olishga yordam beradi. Baliq moyi kapsulalari halol jelatin bilan pok tarzda o'ralgan va sertifikatga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul amalga oshiriladi.